Merhaba, sürpriz Aa, kutunu getirdim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne var acaba içinde? Bakalım neler var acaba. İnşallah kolay bir şey. Gizem Hanım, bu güzel bayan kim? Tanıtır mısınız? Hanımefendi, benim liseden arkadaşım Meltem. Bakalım Meltem Hanım neler getirmiş. Bakalım. Gizem Hanım'ın sürpriz kutusundan çıkan malzemeler vanilya, süt, yumurta, şeker ve çilek. Üzeri çileklerle, tabanı karamelize şekerle kaplı olan, sütle zenginleştirilmiş kremasıyla yiyenlere unutulmaz bir ziyafet vaat eden nefis krem karamel yapılacak olan Gizem Hanım, bu tatlıyı hazırlayabilmek için önce süt vanilya ikilisini bir süre kaynatmalı, diğer taraftan da yumurtaları ve şekeri çırparak krema hazırlaması gereken yarışmacımız, son olarak tüm malzemeleri karıştırıp altına şekerden elde ettiği karameli, üzerine ise çilekleri döşeyerek bir süre fırınlamalı. Bakalım Gizem Hanım, arkadaşı ve yardımcısı Meltem Hanım'la birlikte süresinin sonunda sürpriz tarifine ulaşabilecek mi? Kafanızda bir şeyler canlandı mı hanımlar? Yani en basiti bunları kendi yaptığım tatlı gibi bir tatlı yapmaya. Sizin tatlı zaten biraz sıkıntılıydı. Bunu verin isterseniz. Evet, o da uyanıklık olur. Benim için. Meltem Hanım, sizin mutfakla aranız nasıldır? Benim de Gizem kadar olmasa da tabii iyidir. Birlikte genelde toplandığımızda yemekler yapıyoruz, yiyoruz. Şekeri, sütü, yumurta sarılarını attınız. Ne yapıyoruz şimdi? Muhallebi olacak. O malzemeler zaten kıvam almaz ki. En son blenderdan geçirmeye alıştık zaten. En son blenderdan geçirilir. Meltem Hanım, kaç yıllık arkadaşsınız? Bayağı bir 7-8 sene olmuştur. Gizem Hanım iyi bir aşçı mıdır peki gerçekten? Evet, Gizem gerçekten lezzetli yemek yapıyor. Özellikle sunumlarıyla. Sürpriz ziyaretçimiz Meltem Hanım şekerli yumurtalı karışımı pişirip yemekleri kontrol ederken asıl yarışmacımız da karamelize etmek üzere ocağa şeker bırakıyor. Maşallah, şeker konusunda iyisiniz bu sefer. Zamanını şaşmadınız. İnşallah bu sefer daha iyi olur. Meltem Hanım, arkadaşınız şekersiz tatlı yaparak çığır açtı bugün. Evet. Dalgınlığa gelmiş olabilir artık bugünün. Aa. Hanımlar, size acı ama gerçek bir şey söyleyeyim. Un ya da nişasta gibi bir şey katmadığınız için o süt hiçbir zaman kıvam almayacak. Özür dileriz valla. Unsuz bir tatlı. Ya ama un yok yani. Biz daha ne yapabiliriz elde olanlarla? Ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi? Yani artık olduğu kadar. Şey, bugün tatlılardan yüzünüz gülmedi hiç. Hayatta yaptığım tatlıdır. Ay, tatlının hale bak. Bir evet. Tanecik çileği daha gazi vereceğim. Tamam. Şunu da bari üstüne sök. Tam o yeri değil mi? Bak, bu tam karamelize oldu ya. Kendi tatlıma dökeyim bari. Az yapınca oldu. Teşekkür ederim ben de geldiğiniz için. İyi şanslar. Şimdi sürpriz tatlıma geçelim. Ona, bir de sürpriz tatlıya bakın. Sürpriz tatlıya bakın. Bakalım o nasıl olmuş. Bu biliyorsunuzdur zaten nasıl olduğunu. Bir kutuda geliyor malzemeler. Nasıl yapılacağı yazmıyor. Sadece malzemeler var. Böyle süt, yumurta, vanilya, şeker, o kadar un falan yoktu. Böyle bir şey çıktı. Yani çilek vardı bir de. Onda da benim de tatlımda normalde çilek vardı. Evet. Böyle şöyle çıktı. İsterseniz tadına bakın. İsterseniz bakmayın. Yani nasıl bir şey? Tadına ben bakalım. De tabii ki şimdi soframıza geldi. Evet. Pişirdiniz mi bunu? Şöyle pişirdik tabii. İster misin? Çok öyle çiğ değil. Bu biraz soğuk bir şey. Evet. Bunun için pipet varsa bence pipet de içelim evet. Daha. Yani bardakla getirebilirsiniz bunu. Evet. İçinde neler var dediniz? İçinde süt, yumurta. Süt var, yumurta var, belirli şeker. Bu kadar. Yani bu malzemeyle ne yapılır? Şeker tat dersi. Çok yani şeker. Size sunulan malzemelerle siz bunu yaptınız. Evet, bunu yapmak. Hepsini mi kullanmak gerekiyor evet, bunda? Evet, peçeye de ekleyemiyorsun. Acaba biraz fırına mı vermek gerekiyordu bunu? Biraz yani. 5 dakikalık bir şey, yani öyle çok uzun süre bir zamanı yok bunu yapmanın. Pişirdiniz mi yumurta? Evet, yani tencerede belki o da muhallebi kıvamında olur belki dedim ama yani olacağı belliydi zaten. O da böyle sizin oldu. Çok sulu olmuş. Çok sulu. Evet, yani çok da tatlı. Çok da tatlı. Çok şekerli çok olmuş. Yani bütün şeyin... Yumurtanın da, onun da hepsi geliyor. En son gelen çorba gibi olan şey tatlıymış, onu anladık. Neredeyse pipetle bunu yemeyi düşündük. O da pişmemişti bana göre. Sadece çırpılmış, karıştırılmış.
pek pişkin bir hali yoktu. Sürpriz tatlı da çok çok sıvıydı. Onu da artık yani bir bardağa koyup getirseydi, içseydik daha doğru olacaktı. Çok da tatlıydı ayrıca.